In the bu videoda pandas da Their Frame Selection yöntem bana öğreniyat. Pandası qov bilme üçün, pandası men qov bilyen dip bilme üçün siz şu temanı hükmeyen suratda qov bilaymeli. İndi Their Frame Selection neyem üçün ulanyan, nerlerde ulanyan? Bilşini del Their Frame bir tablisa yalı. Men şu tablisanı filtrlama üçün, belli bir setir aralığındaki bakılları alma üçün men şu selection metodlarının peydalanyan. Mısal üçün, ben geçen videolarda bir tane Excel failu kaptım görsünüz deyalı. Adını da bir variable'a denledim Excel diyen. Excel. Görsünüz deyalı failin içine bütün dataları görüp bilipdim. Pandas ne mi diye bir fail okandan sonra içine dataları alıp onları bir data frame'e uğraya. Yani tabular formatta bir ne mi bir data structure'a uğraya. Ne şu bir data frame? Bir failin içindeki datalarım. İndi ben şunları eğer de filtrelayacak olsam ya da belli bir setir aralığındaki ya da belli bir pozisyondaki dataları alacak olsam şu metodlardan peydalanıyorum. Birbirinden tere edelim. Birinci head diyen funksiyon. Head funksiyonu ne mi işe yarıyor? Tercümesi başı demek. Ben şu şekilde işlesem başından bir setir veriyor. Eğer de şöyle bir tane yazsam 10 deyip onda bana başından 10 setir veriyor. Görüşümü diyalog adına layık ne mi başından yani sizin tablisanızın başından planca setir ver alma için siz head funksiyonunu kullanıp biliyorsunuz. İkincim ne mi? İkincim tail funksiyonu. Tail'ın Türkmençesi ne mi? Tail kuyruk demek. Yani siz Değer framingin tablisanızın sonunun planche setir alıp biliyorsunuz tail funksiyonu bilen. Misal için 10 yazsam bu ne mi diye bana en son 10 setir veriyor görüşümü diye alıp. Head ve tail yine şu maksatlar için kullanılıyor. Yani tablisanızın başının ya da sonunun planche setir almak için şu funksiyonlardan peydalanıp biliyorsunuz. Şimdi add brem i add. Şu ikisinin tapavuduna seyredelim şu metodlarını. Excel data frame'im nokot add kvadrat yayaç yani ondan sonra iki parametre alıyor. Bir row number, ikincisi call name. Column name yani. Mesela için diyelim bana 792. setirdeki row number'ım oturuyor. Şimdi column name 792. setirdeki attack'ın bahası gerektiyse şu attack'ın bahası gerek 792 attack'ın bahası ne için 131. Onda ne mi diyen attack deyip column name'imi yazıyan attack şu şekilde işletsem görsünü diyalı 792. setirdeki attack'ın bahasını ben ne mi tuttum alıp bilip duyun. Şimdi i add ne hilli sonra seyredelim. Önüne i koyacağını diyarını i harf. Bu ne mi diye bu birinci row number alıyor, ikinci kolu column name yani column name derler, column indexin alıyor. Bir şimdi diyalı pandasta kolumlarım ne medya headerları indexlen biliniyor. Birinci kolumun nolunca index, birinci index, ikinci index, 3, 4 ve 5. index. Attack 5. index dedi. Ben şu şekilde 5 yazsam, i add'de index yazılıyor çünkü. Ve işletsem ne medyan shower bakanı alıp bilip durun. Yine at ve i at hem şu maksatlar için kullanılıyor. Belli bir setirdeki belli bir sütünün bahasını almak için. Şimdi olsa get bilen dine filterlab almanın yolunu seyredelim. Data frame'im Excel. Ondan sonra get funksiyonu. Ve ondan sonra ne mi diyeniz bir kolumun adını ya diyeniz ya da bir neçe kolumun adını ya diyeniz. Name diyeceğim. Name diyen kolumun var çünkü benim. Görüşünü diyelim. Bu name'e ne veriyor? Bana şu Excel'in içindeki bütün name'in bakalarını at veriyor. Ben şu şekilde işlesem. Görüşünü diyelim. Bir series return'e tuttu. Bir sütunluk baka çünkü. Eğer de ben bir neçe sütunun bakasını alacak olsam. Mesal için attack'ın bakasını görecek olsam. Onda ne mi diyeyim? Ben kvadrat yayın içinde yazmalı oluyor şunu. Şu şekilde. Ve otur koyup ikinci ya da üçüncü sütunun adlarını siz ne mi biliyorsunuz? Yazıp biliyorsunuz. Neçe saniye kolum isteseniz. Ben şu şekilde işlettim. Ben de görsünü diyalog. İki sütunluk bana ne mi? Bir data frame return etti. Bana bütün bakalarını return ediyor. Bana dinle bana deyseniz ki dinle iki sütunun bakalarını ver ya da şu üç sütunun bakalarını ver diyecek olsanız siz ne mi biliyorsunuz? Şu get funksiyonundan peydalanıp biliyorsunuz. Ya da
Edil şu neticeni alma üçün, qısqa bir yoldan alma üçünüm bir metod var. Olum nəmi? Gönü kvadrat yay bilen. Data frame'ı ondan sonra kvadrat yayın içinde. İndi eğer bir sütun isteseniz gönü qoşa durmanın içinde sütunun adını yazın. Qoşunu deyalı şu bu neticeni alttım. Eğer de bir neçə sütun isteseniz onda yine de hükmən suratı kvadrat yayın içinde yazmalı olayınız. Şu şekilde. Ve otur koyup nəm et bilen indi. İkinci ya da üçüncü sütunun adlarını yazıp istən sandı sütunun baxalarını, kolunun baxalarını şu şekilde çıxarıp bilen. Ne görüşümü deyalı? Mən şu yoldan ansat muqadiyen get arandı. Çünkü get yazıp oturma. Yazıp oturmalı. İndi xaysin istəsəniz sizə xaysı amatlı yazı, düşmüklü yazı şu yolu ulanın. İndi log bilen ilog kaldı. Menin en köp kullanılan metodlarımdan data selection'ın içinde data frame'im Excel, ondan sonra log yani location demek ve kvadrat yay. Şimdi men desem ki bana 10. setirden 100. setir aralığındaki dataları gerek. Onda ne median log'un içinde 10. setirden ondan sonra 2 nokta 100. setir diye şu şekilde bana ne median şu 10. ve 100. setir aralığındaki bütün setirleri bana çıkarıp veriyor. Ve ben şu şekilde işletsem, inigörüşüm ideali 10'dan başladı, 100'e çelle. 10'dan 100'e çelle olan aralıktaki bütün setirleri bana nem etti, print etti. Şimdi ben işletsem nem et bileyim, ben belli bir dine sütunları gerektiğim, belli bir sütunlarım çıkarıp bileyim. Mesela için bana neyim, birim attack gerektiğecek olsam nem ediyen, onu da şu yerde otur koyup, şu şekilde kvadrat yayın içinde name ve attack deyip sen sandı kolumlamı diye deyip indi bana ne mi diye 10. ve 10 ve 100 aralığında setirleri ver birim deyip şu iki sütünü çıkardığı aydanını dolayı görüşünü diye alıp 10'dan 100 aralığında setirler birim deyip şu iki sütünü gerek deyip aydanını dolayı şu şekilde yine görüşünü diye alıp location yani lock şu şekilde işleye. Bu optional bilişimi deyalı. Yani kalıp bana dene sütunlar gerek deyseniz onu yazıp bilerseniz yok. Bana bütün sütunları gerek. Yönü ne planche setir aralığında diyecek olsanız onu bunları ayırmalı olayınız. Ne görüşümü deyalı. Lock'um şu şekilde işleye. Şimdi ilock var birim. Excel nokot ilock. Bu ne hil işleye? Şurada formülasını görelim. Ilock edil yankıyalık start row and row ile yönü column name deldi. İndi column index ile verdi. I var çünkü I name demek index demek. İndi bana şu şekilde 10. ve 100. setir aralığında dataları ver. Yönü bana şu sütunları ver diyecek olsanız. Misal için diyelim. Şöyle açayım. Nerede var misal için ini şu yerde men indeksleri görüp bilen bana name attack doğru değil mi? Misal için değil bana birinci indeksten üçüncü indekse çelab olan aralıktaki sütunları ver deyip bilen misal için şu şekilde birinci indeksten üçüncü indekse çelab ve men şu şekilde işletsem görüşünü de alıp birden üçe çelab ne mi var? Bir var birim iki var şu şekilde men name et bilen belli bir sütunlarımı alıp bilen indeksini görkodum. Yine ilock bilen lock'un tapaldı şuları yalı. Yine şu şekilde nemet bileniz bir selection metodları var. Bir-birden qaytılaq geçelim tərzdən. Head neme diye başının belli bir ağırlıkta setralya. Tail sonunun belli planche setralya. Add bilen i add'in tapaldı. Add neme diye birinci row number. Column name alya. I add both a row number. Column'un indeks alya. Get ve bu metod şovurlar log bilen ilock komşular yani belli bir location'daki datalar alıyor. Yani start row and show bu neme diye belli bir aralıktaki datalar alıyor. İsteseniz hem belli bir sütunları alacak deyip ait bilemedi. Yine şu şekilde siz neme bileniz data frame'ın içinde belli bir pozisyondaki dataları alıp bileniz şu metodları bileniz.